Merhaba dostlar, Pokemonlar hakkında bilgi sahibi olduğumuz, onların bilinmeyen ve teknik özelliklerini öğrendiğimiz Haftanın Pokemonu köşesine hoş geldiniz. Bu haftaki konuğumuza geçmeden önce geçen haftanın Pokemonu Kecleon'un sizler tarafından ne kadar destek aldığını görelim. Kecleon sizden tam %55 destek alıyor. Sevdiğiniz Pokemon'a desteğinizi yorumlarda vermeyi unutmayın. Böyle bir günde, böyle bir zamanda, birlik ve beraberliğe en çok ihtiyacımız olduğu anda... Neyse, tamam, sakinim. Bu haftaki konuğumuz jeneratör Pokemon Heliolisk. Bakalım kendisi gerçekten öyle mi? 6. nesil Pokemonlarından olan Heliolisk, Helioptile'dan evrimleşmiştir. Helioptile ise 6. nesil Pokemonlar içerisinde anime serisinde ortaya çıkan ilk Pokemonlardandır. Elektrik ve normal türde olan Heliolisk, dövüş ve yer türlerine karşı zayıfken, uçuş, çelik ve elektrik türlerine karşı da dirençlidir. Ayrıca hayalet türünden de hiç hasar almadığını buraya ekleyelim. Heliolisk Sunstone yani güneş taşı ile Helioptile'dan evrimleşir. Güneş taşı ile evrimleşen Pokemonlar içerisinde çimen türü olmayan tek Pokemon'dur. Heliolisk dinozor görünümlü bir kertenkeleye benzer. Bu görünüşüyle sakin görünebilir fakat boynundaki güneş şeklindeki fırfırı açtığında korkudan kaçırtabilir. Heliolisk boynundaki fırfırı açıp güneşten aldığı enerjiyi elektrik enerjisine dönüştürebilir. Harbiden de jeneratörmüş valla. Hem de öyle bir elektrik enerjisi üretir ki bir gökdelene, hatta bir şehre dahi yetebilir. Bu elektrik enerjisini kaslarına aktararak da daha hızlı koşmasını sağlayabiliyor. Galar kıtasına gelişinin çölde yaşayan ve artık yok olan bir kabile tarafından olduğu söyleniyor. Bu kabilenin Heliolisk'lere hazine gözüyle baktığı söyleniyormuş. Bu da ilginç bir bilgi. Biraz da teknik bilgi diyelim. Heliolisk normal olarak Dry Skin veya Sand Veil yeteneklerine sahiptir. Dry Skin, Pokemon'un güneş ışığı altında zarar görmesini, yağmur altında ise enerji kazanmasına neden olur. Sand Veil, kum fırtınası sırasında Pokemon'un saldırılardan kaçınma oranını arttırır. Gizli yeteneği olan Solar Power ise Pokemon güneş ışığı altındayken özel atak değerini yükseltir. Fakat her turda bir miktar enerji kaybettirir. Stat değerlerine baktığımızda elektrik enerjisi üretmede usta olan Pokemon'umuzun özel yönde gelişiminin daha iyi olduğunu görüyoruz. Fiziksel atak ve defans değerleri bir hayli düşük olduğundan rakibinin bu tarz bir Pokemon olmamasına dikkat edilmesi gerekiyor. Son derece hızlıdır ve özel atak hız yönünde eğitilmesi gerektiğini düşünüyorum. Heliolisk için seçmiş olduğum 4 saldırı Thunderbolt, Hyper Voice, Volt Switch ve Surf olabilir. Tabi bunun dışında saldırılar da kendisine seçilebiliyor. Heliolisk'in ismi Yunanca güneş kelimesi olan Helios ve bir tür kertenkele türü olan Basilisk kelimelerinin birleşiminden oluşuyor. Heliolisk, Kanto kıtasının sessiz kahramanlarından biridir. Güneş enerjisini elektrik enerjisine dönüştürerek Kalos'ta çok insana yardımcı olmaktadırlar. Aynı zamanda Galar'da da eski zamanlarda özel olarak ilgi gösterilen bir Pokemon'du. Ben de onu sizlere anlatarak yeniden önem görmesini sağlamaya çalıştım. Shiny sevenler için de tabii ki Heliolisk'in Shiny'sini sizlere sunuyorum. Sarı kısımlarının kırmızıya çalar bir renge büründüğünü görüyoruz. Maalesef bu Pokemon'da henüz Shiny listeme dahil olmadı. Bir gün olacaktır diye umuyorum. Evet sevgili Pokemon severler, sizlere bu hafta 6. nesilden Heliolisk'i tanıttım. Onun pek çok özelliğini şu birkaç dakikada öğrenmiş olduk. Heliolisk'i seviyorsanız ona desteğinizi yorumlarda Heliolisk yazıp kalp koyarak gösterin. Bu mesajları sayarak Heliolisk'in ne kadar destek gördüğünü gelecek hafta sizlere açıklayacağım. Onu üzmeyin, desteğinizi verin, güneşin sıcak ışıklarını üzerinize salmasın sonra. Bu haftalık bu kadar sevgili Pokemon dostları. Bakalım gelecek hafta radarımıza hangi Pokemon girecek? Pokemon dünyası inanılmaz gizemlerle dolu ve Pokemon sayısı da saymakla bitmiyor. Yani yolumuz uzun. Gelecek haftaki Pokemon'u yorumlarda tahmin etmek de size kalmış. Görüşmek üzere.